meme kanseri nedeniyle. Onun anısına burada bir sergi düzenlendi. Farklı aletlerin resimleri var. Bablanger'dan döndükten sonra yine size bu kısmı anlatacağım. Biyoteknoloji merkezi. Evet, burası kanser araştırma enstitüsü. Evet. Mühendislerin ve tıpçıların birlikte çalıştığı bölüm. Aslında kendi başına bir enstitü. Evet. MIT'nin altında. Bob Langer, very nice to meet you. You can see Boston from the... Buradan Boston'u görebilirsiniz. Boston on the left and MIT on the right. Boston solda, MIT sağ tarafınızda. Şöyle binası. What is this building? This one in front of us? This one with the dome. The dome is MIT. MIT binası. That's sort of very characteristic of MIT. MIT'nin karakteristik binası. There's a saying that the farther away you are from Cambridge, the bigger the dome looks, if that makes sense. Ne kadar Cambridge'den uzaklaşırsanız kubbeler o kadar büyür. Bu Boston'a ait bir atasözüdür. The reason they say that is that people around here don't think MIT is that important, but when they go further away, they do. MIT'den kişiler MIT'nin öneminden çok var. Kaç öğrencisi var? How many students do you have? Well, we have over 100 people in the lab. Some are students, some are postdocs. Like Jane was a postdoc. Laboratuvarda 100 öğrencimiz var, yaz öğrencilerimiz var ve doktor öncesi ve doktora sonrası öğrencilerimiz var laboratuvarda. Bizim ikinci yüzyıla çağrı beyannamemiz var. We have a declaration for the second century that includes our vision for our delegation. Ana felsefesi dünyanın bütün demokratlarının birleşmesi yönünde. The main philosophy of this vision is to bring together all the social democrats together. Mm-hmm. Yani demokrasinin olduğu yerde bilim de gelişiyor. The science increases and develops better where there is democracy. Türkiye'den de çok sayıda öğrenci MIT'de çalışıyor, bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Bu bizim için önemli bir olay. There are a lot of students coming to MIT from Turkey, yeah. And this is very important for us. Tabi burada aldıkları bilgiyi kendi ülkelerinde, Türkiye'de geliştirmelerini istiyoruz. And we want them to explore all the science and learn whatever they can learn and put this in practice in Turkey. That's good. Evet. Çok güzel. Bu bağlamda dünyanın her tarafından MIT'ye gelen öğrencilerin burada eğitilmesi ve dünyanın her tarafına dağılması aslında bilimin derinleşmesi açısından da son derece önemli. This is very important to deepen the science and get better results where all the students coming from all over the world to MIT and then going back to their country and increase their quality of science in their own countries. It's very important. I agree with that. Ben buna kesinlikle katılıyorum. MIT ile Türkiye'deki üniversitelerin belli alanlarda işbirliği yapması da bizim en büyük amaçlarımızdan birisi. It's very important that the universities in Turkey cooperate with MIT, and this is in our vision as well. It's very important for us. Makes sense. Çok güzel, çok anlamlı bir vizyon. Great. So much. Thank you so much. Thanks for your time. Thank you so much. Böyle küçücük paralardan bile daha küçük çipler yapıyorlar. Hmm. Aslında Bablanger'ın uzmanlık alanı polimerler. Ve polimerlerle vücuda ilaç gönderme. Bütün yaptığı iş o. Altıncı katın tamamı ona ait. Ona ait. Merhabalar. Kardeşlerim var mı? Evet, iki tane küçük kardeşim daha var. Daha küçük onlar. Evet. Sen ablasın yani. Aynen. Ben büyüğü ben. Onlar nasıl? Onlar da iyi. Onlar bayağı işte dersin gibi. Küçük erkek kardeşim politika okumayı istiyor. FETÖ'cüsün niye haber vermiyorsunuz? Ama siz fotoğrafı yayınladınız. Tabii yayınladım. Tabii yayınlayacağım. Ya hayret ediyorum ya. Ya bu kadar yalan. Ya çürütmeleri de o kadar kolay ki Kemal Bey. Yani evet, biz buradayız. Evet. Sorabilirler. Ya tabii. O kim diyebilirler. Tabii. Sorma gereği bile son hissetmemişler. Evet. TRT muhabirlerini de şaşırdı zaten. Öyle mi?
Yani o kadar, bu kadar fütursuz yalan söylenebilir mi? E oluyor işte. Oluyor, haklısın. Neleri yalan değil ki? Benzemiyor, evet aslında. Ve MIT'nin presidentlerinden biri ve başkanlarından biri ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı bir Arap antena, Almanların, tam Almanlar savaşı kazanırken Amerikalıların kazanmasını sağlıyor. Yaptığı anten buluşuyla. Önceleri izin vermiyorlar bu teknolojiyi yapmasına. Çok maliyetli olacak, savaşa odaklanır diyorlar. Fakat o yapmaya devam ediyor ve bu yaptığı açılım sonrasında da artık o tür moonshot diyorlar. Bob Langer'ın odasında da kitabı vardı onunla ilgili. Moonshot değil de loonshot. Yani kimsenin iyi görmediği ama çok büyük çığ açacak teknoloji şeklinde isimlendiriyorlar bunu. Ve onun sonucunda da NSF'i kuruyor. NSF, National Science Foundation, yani Türkiye'nin TÜBİTAK diye düşünebiliriz. Bizim gibi hocalara, farklı idealar olan hocalara artık oradan biz para alıyoruz ve research'ümüzü öyle devam ediyoruz. O adamın sayesinde. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz size. Bilime değer verdiğiniz ve bize zaman ayırdığınız için. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizim laboratuvarlarımız elektrokimyasal malzemeler üzerine çalışıyor. Özellikle bu malzemelerin yüzeyleri ve yüzey kimyası, yüzey elektronik özellikleri, değişik elektrokimyasal teknolojileri ilerletmekte nasıl iyileştirilebilir? Bunun üzerine çalışıyoruz ve ilerletmek üzerine çalıştığımız teknolojiler elektrokimyasal temiz elektrik üretimi, mesela yakıt, katı yakıt pilleri kullanarak, bunun tersi elektroliz kullanarak temiz hidrojen nasıl üretebiliriz veya temiz kimyasal malzemeleri nasıl üretebiliriz? Temiz diyerek karbondioksit footprint'ini düşürmeye amaçlı çalışmalarımız. Yeşil ekonomi. Evet. Buna paralel olarak katı elektrolitle çalışan piller üzerine çalışmalar yapıyoruz ki bunların enerji yoğunluğu ve güvenliği şu anda kullandığımız pillere göre çok daha iyi. Ama bu malzemeleri de geliştirmemiz gerekiyor. Bu katı yakıt pillerinin daha ekonomik ve uzun ömürlü olabilmesi için. Katı yakıt pili dediğimiz cihazları geliştirmek üzerine çalışıyoruz demiştik teknolojilerden. Lityum falan kullanılıyor galiba ondan. Lityum katı elektrolitle çalışan piller. Onu aşağıdakiler yukarıda göreceğiz. Evet. Burada elektrik kullanarak hidrojen üretmeyi veya hidrojen kullanarak temiz elektrik üretmeyi sağlayan malzemeler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Mesela şimdi bu tarafa doğru bakarsan, maybe Philip can also come. We can show you one of the çalıştığımız deney setuplarından birisinin malzemesi burada. Üstünde de koyduğumuz malzemeler burada. Bunlar laboratuvar boyunda çalıştığımız sample'lar. Örnekler. Endüstriyel olanları böyle bu büyüklükte. 10'a 20'ye 20 santim boyutlarında ve stack olarak yapılıyor. Ama biz bunlara mikroskopik malzeme özelliklerini çalıştığımız için laboratuvarda daha küçük boyutlarda kullanmamız gerekiyor. Alabilirsiniz. Elinize tutabilirsiniz. Bu beyaz gördüğünüz elektrolit dediğimiz zirkonya üzerine yapılmış bir malzeme. İçinden sadece oksijen geçiriyor. Bu parlak kısmı altın, onunla elektronik kontak kurabiliyoruz. Siyah gördüğünüz kısım da bunun kalbi. Asıl hızlı gerçekleşmesi gereken. Asıl iş siyahta galiba. Evet. Oksijeni havadan alıp katıya geçirmeye yarayan malzeme o olmuş oluyor. Asıl onu geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Şu anda bu temiz hidrojen üretimi, temiz elektrik üretimi için bu teknolojiyi ilerletebilmek için hidrojen ekonomisinde kullanıyoruz bunu ama asıl limiting, yani verimini limit eden, verimi sınırlayan yüzey bu oksijenle, oksijeni bir oksijeni içine alıp dışarı veren katman olmuş oluyor. Buradan gösterebilirim. Üzerinde iyileştirdiğimiz kimyasının sonuçlarını nasıl kontrol edebildiğimiz bu deneylerde görüşürüz. Bu yukarıda gördüğümüz laboratuvarda dediğim gibi elektrokimyasal özelliklerini ölçüyor. Yani o aletin özellikleri. Evet. Burada da o özelliklerin kimyasal ve elektronik
source'larını, kaynaklarını, mekanizmalarını anlamaya çalışıyoruz. Bu aletimiz surface science dediğimiz yüzey bilimi aleti. Ve bu gördüğünüz çelik chamber, içi güzel bir şey boşlu. İçinde çok temiz bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da kimyasını, yüzey kimyasını bu tarafta ölçüyoruz ve üzerine X-ray ışınları gönderip çıkan elektronların enerji dağılımını quantify ederek üzerindeki hangi elementlerin, hangi kimyaların olduğunu çıkartıyoruz. Bu tarafta da scanning tunneling mikroskop dediğimiz bir mikroskop var. En altta onun üstünde şimdi bir malzeme var. Aslında benim olduğum yerden bakarsanız, burada bu tarafa gelirseniz, buradan bakarsanız böyle çok ince bir iğne görüyorsunuz. Hı hı. O iğnenin ucu bir atom kalınlığında. O bir atomla yüzeydeki atomların yapısını ölçmeye çalışıyoruz. Ölçmeye çalışıyoruz. Evet. Hı hı. Ve o atomik yapı ve kimyanın birlikte bulduğumuz elektrokimyasal özellikleri nasıl verdiğini anlamaya çalışıyoruz. Yani biz burada dediğimiz gibi daha çok bunun bilimine ve mekanizmalarına odaklanıyoruz. Çalıştığımız alana bu bilgileri aktarıp nasıl ilerlendiğini, nasıl ilerlememiz gerektiğini anlatabilir. Tamam. Güzel. Güzel. Şu anda kullandığınız lityum piller bilgisayarınızda, telefonunuzda, evet, arabalarda sıvı ve organik elektrolit kullanıyorlar. Ve bu sıvı organik elektrolit biraz sıcaklaştığında yangınlara sebep olabiliyor. Ve enerji yoğunluğu dediğimiz bir pilin ne kadar uzun gidebileceği kapasitesi de düşmüş oluyor. Çünkü lityum metali integrate edemiyoruz. Evet. Hı hı. Ama katı inorganik malzemeleri elektrolit olarak kullanırsak, yani lityum iyonunu geçiren tabaka olarak kullanırsak, bu hem lityum metali anot olarak kullanmamıza yardımcı oluyor. Bu şekilde kapasitesini artırmış, evet, oluyoruz pilin. Evet. Hem de bu yangın çıkarma kesinlikle ortadan kalkmış oluyor. Ama tabii bu konuda da malzemeleri ve malzemelerin arasına giren interface dediğimiz yüzeyleri, ara yüzeyleri daha geliştirmemiz gerekiyor. Yeah. O konuda çalışıyoruz burada. So this is a glove box which has different atmosphere because most of our samples react with the water in the air, so we can work with those materials inside this box through the gloves. So this is how we work with most of those materials. Particularly, I'll show you over here. Polymer electrolyte, so essentially plastic. And this is a spin coater. So we have a small piece of glass inside. And we can put our polymer liquid onto the glass. And then it will spin our sample very quickly so that it makes a very thin film of material. When they're done, they look like this. So these are platinum electrodes, which we can use to measure the electrical properties of our material. And these are the masks that we use to make those metal structures. And when a sample is done, so there are these small needles that we can set on our sample to create small wires to characterize our sample. We can change the temperature and we can control what gases we're measuring our sample in. And with this we can understand how ions or charged atoms move through the materials that we're interested in. And that helps us design better batteries in the future. Doğru olabilir. Niye? O anlamda değil de belki büyük açık. Pardon. Bu sinapsin nasıl güçlendiği veya bir şeyi öğrendiğiniz sırasında veya zayıfladığı pil elektrokimyasıyla hemen hemen aynı. Öyle mi? Evet. Biz o pil elektrokimyası teorisini inorganik malzemeye aktarıp yapay sinaps dediğimiz device'ları, yani aletleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun iki sebebi var. Birincisi daha
yakın zaman içinde. O daha önce de dediğim gibi enerji verimli yapay zeka bilgisayarlarını ilerletebilmek için. Şu anki bilgisayarları kullanırsak yani insan beyninden 1 milyon kat daha enerji verimsiz. Biz bu enerjiyi nasıl düşürebiliriz ki? Bu da yani bilgisayar işlemlerinin karbondioksit üretimi ve enerji tüketimi çok fazla. Yani bu projection'la gidersek 2045 yılında bütün dünyanın enerji üretimini şu anki bilgisayarlara tüketmemiz gerekecek. Yani bu sustainable bir şey değil. Onun için daha bir beynimiz gibi çalışan ve daha enerji verimli malzemeleri, aletleri nasıl geliştirebiliriz? Okul üzerine. Şimdi bunun bilgisayar uygulamalı örneğini bir sonraki laboratuvarda göreceğiz en son. Burada yaptığımız çalışma da bu yaptığımız cihazlar beyinle de irtibata geçebilir mi? Ki bazı beyin rahatsızlıklarını tedavi etmede ileride gerçekleşebilir yani bu alanda da ilerletme gösterebiliriz diye. Şimdi Miranda'nın yaptığı deney burada. Beynimizdeki sıvının içine konmuş aletimiz ve onun gerçek sinapslarımız gibi güçlenip zayıflatmasını gösterdiği alet. Evet. Sıvıya çok benzeyen bir solüsyondur. And it consists of water with many ions including İçinde sodium çok fazla and potassium. İyonlar, potasyum ve sodyum olan bir su. And then in the solution we have two tungsten oxide films. Burada tungsten oxide film diye bir başka solüsyon var. O katı malzeme. Bizim daha kullandığımız malzeme. Yani bir çeşit metal oksit. The conductivity of these films is very sensitive to the number of ions. Çok duyarlı, birçok iyona çok duyarlılar. Which have been inserted into the film. Oradaki film materyaline aşılanıyor, ekleniyor. So when we apply a potential, we can move ions from one film to the other film. Biz bir potansiyeli buraya koyduğumuzda filmdeki bir iyonu çıkarıp başka bir filme aktarabiliyoruz. And I can show an example of that. Burada bir örnek gösterebilirim size. So right now we are measuring the conductivity of the film. Şu aşamada onun içselliğini ölçüyoruz. Now we're going to apply a current pulse to the film. Elektrik atışları koyacağız oraya. Burada işlevliğin yükseldiğini görebilirsiniz, iyonlar eklendikçe. Bu sinapsın iletkenliğiyle ilgili. Siz bir şey öğrendikçe oradaki elektrik sinyali iyonların bir sinapsın bir kısmından öbür tarafına aktarımını gerçekleştiriyor ve o iyonlar bir kimyasal reaksiyonla sinapslarınızın elektrik iletkenliğini arttırıyor. O şekilde hafızanıza giriyor bilgi. Burada da onu emulate etmeye çalışıyoruz. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel. Yani bu direkt beynimizdeki sıvının kimyasında çalışan bir malzeme olmuş oluyor. Very beautiful system. Thank you very much. Thank you. Thank you, Miranda. Marta ve Murat birlikte orada gördüğümüz deneydeki aynı teorinin inorganik malzemede ve aletlerde yapılması üzerine çalışıyorlar ki dediğimiz gibi bu hem yakın vadede hem biraz daha uzun vadede yapay zeka üzerinde çalışan bilgisayarların verimli çalışması için. Burada size gösterebilecekleri miniaturized device'lar var. That is like that has very large feature sizes. İçinde çok yüksek potansiyel olan bir şey. So the whole thing is just one synapse. Bunun içerisinde sadece bir tek sinap, bir tek atış var. And you can see all its corresponding parts. The sizes are big. Deneylerimizde bu tür örnekleri kullanıyoruz çünkü bunun parçası diğer karşılaştırmalara göre birazcık daha büyük, daha organize edilebilir. Yeah. But we may want to for example test many devices then this will not work. Birçok aleti test etmek istersek bu ölçü çalışmayacak, işe yaramayacak. Çünkü onların ölçülerine göre epey büyük. Well, yani diyelim ki o what was the dimension? 100 micron? Yeah, 100 micron times 500. Yeah. So bu
1 milimetrenin onda biri büyüklüğünde. Diyelim ki ilk aşama. Burada göreceğiniz device'lar how much? Yeah, this is about a few micron. Sadece birkaç mikron ölçüsünde. So here it's just like a silicon wafer. Orada silikon dalga geçirimleri var. And on top of that we use processes that are similar to the processes that are used to make computer chips. Computer chiplerini kullanmak için yapmak için kullanılan maddeler var, malzemeler var. To make these electrochemical synapses. Bu elektrik kimyasal sinapları yapmak için kullanılıyor. So you can see maybe you can see many gold dots. Küçük, yakından bakarsanız şimdi gözleriniz test olacak. Evet. Kadar görüyorsunuz. Evet. So onları seçebiliyorsanız gözleriniz çok iyi demek ki. Evet. Bu ile alınmış bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi burada 30 nanometre boyutuna gelmiş durumdayız. Nanometre metrenin milyarda biri. Bunu yapmamızın birkaç sebebi var. Birincisi bir çipin içinde bu birim elemanlardan çok fazla kullanmak istiyoruz. Böylece enerji verimliliği ve çipin işlemci gücü çok daha artıyor tabii. İkinci sebebi bu kullandığımız üretim biçimi mevcut silikon üretim biçimine dahil olma, entegre olma kapasitesine sahip. Kullandığımız materyal ve süreçler şu an var olan teknolojiye doğrudan adapte olabilir durumda. O yüzden de piyasaya geçmesi yani commercialization'da çok daha hızlı olacaktır diğer bazı teknolojilere göre. Seri üretim. Ticarileşmesi. Tabii, evet. Seri üretim. Mesela bu projeyi ilk önce MIT destek oldu bize bu projeye başladığımızda. Daha sonra IBM'den destek alıp 3 yıl daha geliştirebildik. Ve şimdi hem IBM hem başka şirketler bununla çok ilgileniyor ve destek oluyorlar. Evet. Ki bunu bir sonraki safhaya geçirebilelim ve yine de alet seviyesinde de ilerlemeleri devam edebilelim diye. Çünkü yapay zekayı geliştirebilmek istiyorsak işlemcilerimizin gerçekten seviye atmaması gerekiyor. Mevcut teknolojiyle otonom araçlar gibi bazı ileri yapay zeka aplikasyonlarını şu an kaldırabilme durumumuz yok. Çünkü bunların enerji ve bütçe giderleri çok yüksek, çok çok yüksek. Bunu değiştirebilmek için daha verimli ve daha hızlı işlemciler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da onun yapı taşı. Teşekkür. Şimdi MIT Nano'ya geçeceğiz ki bunları nasıl yaptığımızı da görebilirsiniz orada. Bu bina açıkçası MIT'nin şu an göz bebeklerinden bir tanesi. Yaklaşık 20 yıllık bir fikrin ürünü. Yanlış bilmiyorsam 400 milyon dolarlık bir yapılıp yatırım maliyeti var. 300 milyon dolarlık 120 5 katlı yarı iletken teknoloji geliştirme binası. İlgi Hoca'nın dediği gibi tek bir departmana ait değil, bütün MIT'nin birçok departmanına ait ve çok fazla profesör tarafından kullanılıyor. İçeride tek atom kalınlığında malzeme ekleme ve malzeme eksiltme kabiliyetine sahibiz. Ve doğayı tabii ki atom atom değiştirebilme kabiliyetine eriştiğimizde çok yüksek verimlilikli veya çok ilginç özelliklere sahip malzemeler geliştirebiliyoruz. Farkındasınızdır ki camların bir kısmı turuncu renkli, diğerleri şeffaf renkli. Bu aslında fotoğrafların tabodaları gibi. Çünkü içeride kullandığımız mazi materyaller ışığa hassas. Öyle mi? Işığın belli dalga boylarına hassas. Bu turuncu camlarla belli dalga boylarındaki ışığın içeri girmesini engelliyoruz. Böylece içeride bu kullandığımız fotosensitif malzemeler bunlardan zarar görmüyor. İçeride dediğim gibi burası 5 katlı bir bina ama her bir ikişer kat ayrılmış durumda. Bildiğim kadarıyla akademik alanda dünyadaki en büyük nanoteknoloji geliştirme merkezi. İçeride bir temiz asansörle beraber birbirlerine bağlılar. Ve şimdi bu öncelikle bu kattan başlayacak. Sonrasında en alt kata inip orada da elektron mikroskopları görüyoruz. Aynen. İkisinin arasında şöyle bir kontrast var. Burada içeride en ufak bir toz parçacığının bile olmaması bizim için çok kritik. Çünkü uğraştığımız malzemeler çok küçük olduğu için çok küçük bir toz zerresi bile devasa bir boy aslında relatif olarak. Burada içerideki sıcaklık, nem, rutubet ve işte parçacık miktarı inanılmaz kontrollüyken en alt katına indiğimizde orada da titreşimin en önemli şey olduğunu fark edeceğiz. Çünkü orada bu sefer bir atomu incelemeye çalışıyoruz. Hatta titreşim bir atomdan olursa, bile küçük rezolüsyonla malzemeyi incelemeye çalışıyoruz. Çözünürlükle, evet. Aynen. Yani o zaman da tabii titrediğini düşünecek olursanız o zaman görüntü tamamen gideceği için bu binanın alt katı da ona özellikle karşı yapılmış bir şey.
Şöyle bir istatistik oluşuyor. Normalde bu bina bu şekilde imal edilmiş olmasa aslında 2 kilometre ötedeki bir trafik aksaması bile buradaki bir görüntülemeyi etkileyebilecek titreşimde. Yani titreşim derken o kadar küçük bir titreşimden bahsediyoruz. Tabii bunları önlemek için bina evet, çok bu, yüksek. Böyle gözüm. Bir binanın şehrin ortasında olması, yani bu binanın standartlarını bu şekilde getirebilmek için çok fazla emek getirmesi gerekiyor. Bu yakından tren geçiyor, yol her taraf. Bütün onlara rağmen titreşim engelleniyor. Evet, evet. Yani, evet. Infrastructure. Ayrıca hem başka devlet kanallarından hem de başka endüstriyel şirketler de bu gözlemi kullanıyor. Yaklaşık kullanıcıların %10-15 arası dışarıdan harici kullanıcı. Kalanlar tabii ki. Onlar belli bir bedel ödüyorlar tabii kullanırken. Tabii ki. Tabii. Üniversite alıyor. Aynen öyle. Evet. Böylece içerideki ekipmanın donanımın doğru durumda tutulması, bunu sağlayan teknik elemanların maaşları ve vesaire bütün bu ekipmanı tahmin edersiniz ki çok yüksek bir, çok pahalı bir bakım gideri var aynı zamanda. Bütün bunların bu şekilde tutulabilmesi için o şekilde bir gelir mutlaka geliyor ama. So this is the Hitachi HF5000. Hitachi HF5000 on the microscope. It's a new type of microscope called yeni çeşit bir mikroskop. Environmental microscope. Çevresel bir mikroskoptur. Where we can see nanostructures under nano yapısını bunun içerisinde görebiliriz. Under oxygen, hydrogen, different types. Oksijen, hidrojen gibi gazları görebiliriz. And high temperature? High temperature. And also high temperature. So typically we like to look at catalysts. Tipik olarak katalistlere bakarız bununla. Which are very, very small nanocrystals. Çok küçük nanokristalleridir bu katalistler. İlk girdiğiniz laboratuvardaki malzemeler katalist ya da elektrokatalist dediğiniz malzemelerden olmuş oluyor. Onları burada inceleyebiliyoruz. And so typically what happens is we have a beam of electron that is elektronlar var yukarıda. That goes down the column. Kolondan aşağıya iniyor. And that helps us to image very, very small structures. Küçük yapıları filmleme, resimleme sistemini gösteriyor bize. So I'm just going to show you how it looks from the inside. But this is the column. Column, orada. And we insert our samples. Burada örnekler var. Into this hole. Örnekleri oraya takıyoruz, oradaki deliğe. And what we can see with this microscope, so I'm showing you some examples. So these are nanoparticles. So see a scale by 10 nanometers. Nanometre. And the sample here, it's iron on the shell and ruthenium in the center. So there is iron on the surface and ruthenium in the inside. Ruthenium. Böyle bir madde var. Top, dışı demir, demir. Ortası ruthenium dediğimiz element. Bir element ve bu precious metal grubuna girmiş oluyor. Değerli metaller grubuna giriyor. Ama demir ucuz. Tabii. Bunları birlikte kullanarak hem ruteniumdan kazanıyoruz hem de demire daha katalitik aktivite vermiş oluyoruz. And so with the ETEM we looked at how these particles change. Oradaki değişiklikleri gözlemleme şansımız oluyor. Under high temperature and air. Orada hava düzeyinde gözlemleme şansımız oluyor. Şimdi normalde elektron mikroskopları yukarıda gördüğümüz alet gibi içi uzay gibi bomboş oluyor. Ama katalist dediğimiz malzeme çalışma koşulları bomboş değil. Etrafta değişik gazlar var, yüksek sıcaklık var. O ortamda bu malzemeyi gözlemleyebilmek, o malzemenin gerçek çalışma aletinde iyi mi, kötü mü, ne değişikliklerden geçiyor onu görmemizi sağlıyor. Yoksa eski mikroskoplar gibi böyle ultra high vacuum dediğimiz çok düşük vakuma koysak o zaman gerçek ortamında olmamış oluyor ve iyi anlayamıyoruz nasıl geliştiğini ya da değiştiğini malzemenin. Diyelim ki yakıt pilinin performansı düşüyor ama bu neden düşüyor onu görebilmemiz lazım ki bu çeşit mikroskoplar bize o yeni kabiliyetleri vermiş oluyor. So yeah, this is also
we can see the surface, also what is in the inside. So this is the surface. Alttakiler yüzey, üsttekiler o yüzeyin altında bulunan elementleri gösteriyor. We have the samples. Örneklerin kimyasal iletişimini görebiliyorsunuz. And so in this example we know where is hafnium, where is sulfur. In this hafnium sulfur sample. Sülfür ve hafnium örnekleri var burada. Yani malzemenin sadece yapısını değil, kimyasını da haritalayabiliyoruz bu şekilde yüksek çözünürlükle. So yes, this is before oxidation, this is after oxidation and we see that there is a lot of oxygen everywhere. Kırmızı olan oksijen düzeyini gösteriyor ve görüyorsunuz ki her yerde oksijen yoğunluğu var. And so this helps us to understand how these materials change, degrade, how it changes the properties. Materyallerin derecesi ve yapıları nasıl değişiyor, bunu gözlemleyebiliyoruz. Because these materials are used for nanoelectronics, new computers. Yeni bilgisayarlarda nanoelektroniklerde de kullanılıyor. Good? Yes. Thank you very much, Alex. This is a classic TEM. Bu klasik TEM deniliyor. We look at the materials under vacuum. Vakum altında yapıyoruz çalışmalarımız burada. This one has a slightly better image resolution. Bunda görüntü rezolüsyonu birazcık daha iyi. Than the other one. Diğerine karşılaştırdığımızda. And another thing, it has another capability to look at the chemistry of elements. Elementlerin kimyasına bakmak için bir özelliği daha var. Onu öbürsünden ayrı yapıyor. It's called electron energy loss spectroscopy. Elektron kaybetme kapasitesini ölçme yöntemi. Bu kullandığımız teknikle malzemenin atomik ölçüdeki yapısı üzerinde bir de atom hangi element olduğunu görebiliyoruz. Çünkü bu dediği teknik elektronik yapısıyla ilgili olan bir teknik. Diyelim ki bir elementin 3 tane fazla elektronu var. Onun hangi elementten geldiğini görebiliyoruz. Atomların ayrıştırıyor. Evet. So, this is again the column. Tekrar kolonu görüyorsunuz burada. I'm just going to show the column. Bir elementleri tutacak bir örnek göstereceğim size. Ve koyuyoruz. And then we're gonna remove this safety cap here. O güvenlik kapağını çıkaracağız oradan. And then we insert. Bu örneği oraya koyuyoruz. So here there is no sample. Şu aşamada orada gerçekten bir örnek yok ama normalde oraya örnek yapıştırıyoruz, koyuyoruz. Typically what we do is we just put it in the hole. Oradaki deliğe koyuyoruz onu. Aktif oluyor. Yeah. And then it's going to pump so that we don't damage the vacuum. And then we're going to insert this in. Vakumu zarardan korumak için o dışarıya doğru bir pompalama yapıyor. Ondan sonra örneğimizi test ediyoruz. So this is just like just to show that. Bu dünyanın rezolüsyonu en yüksek mikroskoplarından. Çözünürlüğü en yüksek mikroskop. Japon mu? Is it from Japan? From the Hitachi. The thermoscientific is American. I think it was Netherlands. Okay. Hollanda. It's not Japan. The other one is from Japan. That's Japan. I think you're right. It's American. I think American. Thank you so much for your time. You're welcome. All right. Another one. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Merhaba Kemal Bey. Nasılsınız? Ekin ben. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok şaşırdım ya. Öyle mi? Eşimle geziyorduk bugün. Tanıştığıma memnun oldum. I just can't speak now. I was like, I'm gonna take a selfie, okay? Oh my god, I have to Boston Medical Center. Very nice. Jason, you have to come too. Yeah. Annem çok şaşırır. Annem çok şaşıracak. Aleykümselam. Okay, teşekkürler.
yaptırabiliriz.